Dün konuştuğumuz konuyu unutmadın umarım. O dosyaları görmek istiyorum. İlgileneceksin değil mi? Hadi ilgileneceğim. Alo, Hande? Alo Hayal, çıkıyorum ben. Aynı yerde mi buluşacağız? Aha, evet. Hadi, güzel güzel ye aslanım. Günlüğü getiriyorsun değil mi? Aman unutma sakın. Aha, getiriyorum. Tamam, tamam, görüşürüz. Hande mi aradı? Hı hı. Ne güzel. Eskisi gibi görüşüyorsunuz yani. İyi anlaşıyorsunuz öyleyse. Öyle. Anneciğim hadi biraz sütünden de iç ama hadi. Efendim Genco. Hande, ne yapıyorsun? Hayal'in yanına gidiyordum. Evden çıkıyordum şimdi. Öyle mi? Ne güzel. Sen ne yapıyorsun? Benim de önemli bir toplantım var. Onun için aradım. Onun için mi? Bu dava benim için gerçekten çok önemli. Biraz da heyecanlıyım. Hani eğer bana şans dersen havada kaparım. Yani... Senin şansa ihtiyacın yok ki, sen zaten o davayı alırsın. İşte bu. Yani sen arkamda olduğun sürece hiçbir hakim aksi karar veremez. Peki, eğer davayı kazanırsan kutlama yaparız değil mi? Olur. Süper. Tamam, o zaman ben çıkınca ararım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Şey yazmış ama hiçbirini anlamıyorum. Yani senden de çok bahsetmiş. Canım benim. Bir de bu yüzük var. Bunu buldum. Kimin olabilir bu? Yüzüğün kime ait olduğunu bilmiyorum. Ama bu yüzük Serkan'ın ya da Genco'nun değil, onu söyleyebilirim. Onların o yaşta takacağı bir şeye benzemiyor çünkü. Hı hı. Peki sence bu bebeğin babasının mı? Yani Hande bunu ona yapan bulunsun diye mi bırakmış acaba? Bence öyle. Neden bıraksın ki bunu? Günlüğün yanında buldum. Bak. 93. Tuğçe'yi böyle buldum. Sonra Hande'nin hamile olduğunu söyledi. Seninle konuştum zaten. Sonrası yok işte. Sonra... Peki başka bir ipucu, bir adres ya da hani başka bir numara falan. Yani işte... Bilmiyorum ki. Ya geri gelsene. Dur, yok yok. Ha. Çevir sayfayı, şu. Dilan abla bu. Evet evet, Dilan abla. Dilan abla kim? Dilan abla da bir ara sizin evde hizmetçi olarak çalışıyordu. Sonra bir gün apar topar anneme gelip işten ayrılmak istediğini söylemişti. Hatırlıyorum, ağlıyordu hatta bayağı.
Ben şey sanmıştım. Hani Şule Hanım ya da başka biri bir şey dedi, ona gücendi zannetmiştim ama hiç söylemedi yani sebebini. Sebebi ne olabilir yani? Ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum. Ama şey hatırlıyorum bak. Israrla bu evde kalmak istemiyorum demişti. Evde kalamam diyorsa, Hande de buraya çizdiyse bir şey biliyor yani. Yani tek bir şekilde öğrenebiliriz. Dilan ablayı bulacağız o zaman. Nasıl bulacağız peki? Sen biliyor musun? Nerede olabilir ki? Ya annem onu bir işe sokmuştu ama sanırım oradan da ayrıldı yani. Öyle duydum çünkü. Nasıl? Bu kadını bulmamız lazım. Bulacağız, bulacağız. Efendim Gencim? Senin bana uğurlu geleceğini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Kazandın mı? Evet, kazandım. Hem de ilk celsede. Çok sevindim. Ne yapıyoruz? Sözünü tutacak mısın? Sözümü vermiştim. Hande kutlama yapacaktık ya. Bilmem ki. Oo, Hande öyle su koy vermek yok. Akşam 8 gibi hazırlan, alacağım seni, tamam mı? Tamam. Şöyle. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Genco. Davası vardı, onu kazanmış. Kutlamak istiyor. İnsan mutluluğunu sevdiği kişiyle paylaşmak istiyor tabii. Sevdiği kişi mi? Zehra yapma. Anlamamış olamazsın herhalde. O gün geldiğinizde bile bir başka bakıyordu Genco sana. Yani senden hoşlandığı çok belli. Bana. Bana mı bakıyor? Hande'ye bakıyor. Beni Hande sanıyor ya. Hayal. Hande'ye bakıyor. Onu seviyor aslında, ilk aşkı. Çünkü ben Zehra'yım diyemiyorum ona. Yani onu kandırıyormuşum gibi. O da geçen gün bana dedi ki, seni seviyorum. Şimdi gözlerimin içine baktı, seni seviyorum dedi. Ama aslında bana demedi, Hande'ye dedi. Ben de hiçbir şey söyleyemedim ona. Çünkü söyleyemiyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Zehra, bir şey diyeceğim. Bu suçluluk duygun onu kandırmandan dolayı mı, yoksa senin de ona karşı bir şeyler hissetmenden mi? Hayır. Hayır. Bak, Zehra. Bir dakika. Ben hiç söyleyemiyorum ya ona şu anda. Yalan söylemek zorundayım. Zehra, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Genco Hande'yi sevmiş olabilir. Ama sonra sen geldin ve sana senin sevdiğini söyledi, değil mi? Bunun sebebi sensin. Hande değil. Genco'yu kandırdın diyelim, tamam, ama ya bence sen kendini kandırıyorsun. Genco'yu değil. Ona sırtını dönme. Neyse. Umarım Dilan ablayı bulduğumuzda bir şeyler öğrenebiliriz. Yani o zaman ben de annemlere ne olduğunu bulabilirim. Ben haber aldığım zaman seni ararım. Tamam. Sen de kalsın. Al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.